Herkese merhaba. Şimdi size iHerb alışverişini göstereceğim. iHerb dünyanın birçok ülkesine posta gönderen, paket gönderen bir site. İçerisinde bir sürü sağlıkla ilgili işte abur cubur, destek ürünleri, proteinler, spor ürünleri, çocuk eşyaları, çocuk kozmetiği daha doğrusu, sağlıklı kozmetik birçok şey bulabilirsiniz. Ben abur cuburlarını ve bitki çaylarını çok seviyorum ve sürekli alışveriş yapıyorum. Yine bir kutu bitki çayı aldım. Şimdi size onları göstereceğim. Öncelikle yogi tea'lerden aldım. Ah, burnum kaşınıyor. Yogi tea'leri Japonya'da da bulabiliyorum birkaç yerde ama daha pahalı olduğu için buradan alıyorum. Ve bu ay indirim vardı. %20 indirim. Tabii ki kaçırmadım. Dolayısıyla 5 adet yogi tea aldım. Yogi tea öncelikle aldığım derin bir breathe deep. Derin nefes anlamına geliyor. Alerjik astım hastası olduğum için bazen derin nefes almaya gerçekten ihtiyaç duyuyorum. Dolayısıyla bu çayın adını görür görmez vuruldum. Yogi tea'lerin hepsini denemeyi çok istiyorum. Dolayısıyla seçiyorum. Bu sefer seçtiklerimden biri de buydu. Daha sonra isterseniz elimdeki bütün yogi tea'lerle ilgili bir video çekmeye çalışırım eğer ilginizi çekerse. Sonrasında Stomach Ease adlı bu mide çayını aldım. Dün annem bir tane içti. Dün biraz midem rahatsız demişti. Benim de son zamanlarda midemden rahatsızlık çektiğim için bunu denemek istedim. Annem dün gece sevdi, etkili olduğunu söyledi. Ben henüz denemedim. Denedikten sonra haber veririm. Sonrasında üçüncü olarak Women's Energy adlı çayını aldım. Okula gidiyorum. Sabah erken uyanıyorum. Geç yatıyorum. Kendimi halsiz hissettiğim çok oluyor. Dolayısıyla bana enerji vermesi amacıyla bu çayı aldım. Bir de bu siteden eğer siz alışveriş yapmak isterseniz üye olurken bu kodu kullanırsanız ilk alışverişinizde 5 dolar indirim kazanabilirsiniz. Bu kodu kullanmayı unutmayın. İlk defa alışveriş yapacaksanız siteden. Sonrasında St. John's Wort Blue Away adlı bu çayı aldım. Bu üzerinde bahsettiği kişi kim bilmiyorum ama Blue Away bu depresyonda olma haline, negatifliğe mavi, feeling blue falan deniyor. Herhalde ona nazaran bu isim verilmiş. Bu çayı içtiğinizde içinizdeki depresyon gidecek, içinizdeki mavilik bitecek anlamına geliyor sanırım. Annem bundan bir bardak içti. Bilmiyorum içindeki maviliğe iyi geldi mi ama deneyeceğim. Ben de deneyeceğim. Son olarak yogi tea olarak Women's Moon Cycle Tea aldım. Bu da düşünüyorum. Kadınların regl dönemlerinde içtiği zaman o dönemi daha rahat atlatabilmelerini sağlayan bir çay olduğunu düşünüyorum. Malum zamanlarda hepimiz birer canavara dönüşebiliyoruz. Dolayısıyla bu çay denedikten sonra da kesinlikle sizi bilgilendireceğim. Sonrasında diğer alışverişlerimde de görmüş olduğunuz Nature's Pet Organics Dark Chocolate Chip adlı bu nedir? Sinek, bu barı aldım. Bizde de var ya bunlardan. Bu ağzım sulandı. Bunun videosu var, yukarıya ekliyorum. Bunu da okula gidip gelirken yanımda getirip götürdüğüm için satın aldım. Çünkü çok seviyorum kendisini. Sonrasında Twinings'in Black Tea çeşitli paketini aldım. İçerisinde 4 çeşit siyah çay var. Bildiğimiz siyah çay. Ben normal çayı çok seven bir insan değilim. Bitki çaycıyım daha çok gördüğünüz gibi. Bitki ve meyve çaylarını daha çok seviyorum. Burada yani bazen canım siyah çay içmek istiyor. Dolayısıyla böyle restoranlarda ya da kafelerde normal siyah çay yerine böyle çaylar oluyor. İşte Earl Grey, Lady Grey, Irish Breakfast, English Breakfast Tea falan filan. Ben de bergamotlu çay sevmiyorum. Bazı böyle kokulu çayları sevmiyorum. Sanırım ben Earl Grey de sevmiyorum. Deneyeceğim. Ve neyi sevip neyi sevmediğimi anlayabilmem için bu çayı aldım ki hepsinden tadacağım. Bu bana göre, bu bana göre değil, öğreneceğim. Böylece restorana ya da bir kafeye gittiğimde çayları seçebileceğim. Hazır annem de buradayken kendisi çaycı, 10 kere günde çay yapıyor kendi. Şu anda da bahçede çay içiyor. Dolayısıyla o da belki denemek ister diye süper zamanlama. Ayrıca Yoshi de bu Earl Grey falan seviyor. Ona da iyi gelecek. Yani ben içmezsem evde içecek insanlar var. Sonrasında Jason markasına ait bunu tıraş kremi olarak aldım. Yanlış okumuşum. Benim hatam. Jilet kesiklerine iyi gelen bir losyonmuş. Az önce elime sürdüm. Aman Allah'ım. Çok kötü bir kokusu var. Hala daha. Sanırım beni kaşındıran da o az önceden beri. Çünkü elimde bu vardı. Bildiğiniz.
Naftalin gibi kokuyor. Eski ev gibi kokuyor. Eski 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 kokuyor. Bunu Yoshi asla kullanmaz. Bilmiyorum annem. Yani büyük ihtimalle çöp olacak. Çok üzgünüm ama yapabilecek bir şeyim yok. Bir de sitenin iHerbs'in üst kısmında çok cüzi miktarlara deneme ürünleri alabiliyorsunuz. Ben daha önce işte bitki çayları paketi almıştım öyle. Sıfır bilmem kaç sente. Bu da sanırım 1 dolara aldım. Madre Labs adlı kokusuz el kremi. İçerisinde argan yağı fındığı argan fındığı yağı varmış içerisinde. Az önce ellerime sürdüm. Hala etkisi devam ediyor. İşte içinde bir sürü paraben yok, koku yok, bilmem ne yok, şu yok. Kötü şeyleri içinde barındırmadığını söylüyor. Ben kokulu el kremlerini daha çok seviyorum. Normal fiyatı 10 dolar gibi bir şeydi sanırım. 10 dolar verip almam. Çünkü ben kokulu el kremlerini seviyorum dediğim gibi. Ama etkisi güzel. Yani 1 dolara mı aldım ne? Onun hakkını veriyor. Uzun süre ellerini nemlendiriyor. Ellerim bu ara çok sık kuruyor. O yüzden severek kullanıyorum. Aldıklarım bu kadardı. Siz de siteye üye olup bu çaylardan ya da başka şeylerden satın almak isterseniz bu kodu kullanarak siteye üye olursanız 5 dolar indirim kazanacaksınız. Bunların fotoğraflarını çekip blog yazısında yazacağım. Benimle birebir aynı ürünleri almak için de orada altlarındaki linkleri kullanabilirsiniz. Daha önceki iHerb alışverişlerimi de ekliyorum aşağıya ya da blog yazısına. Lütfen oralara bakmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Japonlar bebek yer mi? Az önce Japonlar köpek yer mi videosu çektim. Onun linkini yukarıda ya da aşağıda bulabilirsiniz. Şu anda bu videoda Japonlar bebek yer mi? Onlara cevap vereceğim. Öncelikle internette dolanan bir efsane.